Ömer Lekesiz Haşim Cabrera'nın önemi İşbiliye, Sevilla doğumlu olan Haşim Cabrera, çocukluğundan beri Kurtuba'nın Almadovar del Rio, Müslüman Liberya'daki adıyla El Mudavvar kasabasında yaşayan bir ressam. 65 yaşında olmasına rağmen çok dinç ve hareketli biri. Üstelik son derece kompleksiz, rahat ve salt kendisi olarak davranan, rolsüz, numarasız, maskesiz biri. Kendisini Almadova Delrio'daki işlerinin yoğunluğu nedeniyle Granada'da yaptığımız Endülüs'te Ramazan programında ancak bir kez konuk edebildik. Programın simültane çevirisini yapan kişinin bizim karşılıklı olarak zikrettiğimiz sanat terimlerinin İspanyolcasını bilmemesi de bir yana Mevlana dahil, isimlerini zikrettiğimiz mutasavvıf ve sanatçıları tanımaması ve dolayısıyla isimlerini bile doğru telaffuz edememesi yüzünden izleyicide gerekli karşılığı oluşturduğunu söylemem zor. Umuyorum ki TV.net'teki arkadaşlarımız bu programı şimdi ardışık çeviriyle tekrar sunacaklardır. Zira sanatçı olarak Cabrera'nın düşünceleri ve programda açmaya çalıştığım hususlardaki yaklaşımları bizim yerli sanatçılarımız için önemlidir. Şimdi burada yaptığım gibi Cabrera'nın bizler için önemini programa geçmeden önce de yüzüne karşı fazla tekrarlamış olmalıyım ki o da haklı olarak kendisini neden önemsediğimi sordu. Müslümanların birbirlerini sevdiklerini, değer verdiklerini söylemeleri peygamberimizin emriydi. Buna bağlı olarak Cabrera, yerli sanatçılarımızın henüz keşfinde ve uygulamasında başarılı olamadıkları sanatsal sentez deneyimlerine sahip olması ve bizde siyasetle sanat ayrımı konusunda sanatçılara yapılan baskıya, İspanyol yani kendi söyleyişiyle batılı bir Müslüman sanatçı olarak itibar etmemesi nedeniyle önemliydi. Birinci husus için Cabrera'nın İslam ve Çağdaş Sanat adıyla Türkçeleştirilen kitabına ve sergi kataloglarına bakmamız yeterlidir diyeceğim ama söz konusu kitabın çevirisi maalesef kötüdür ve sergi kataloglarına erişmemiz de kolay değildir. Dolayısıyla bu konudaki hem kastımın tam anlaşılabilmesi için Cabrera'nın sanata ve siyasete ilişkin kitaplarının aslına uygun olarak çevrilmesini hem de resimlerinin fotoğrafları üzerinden gerçekleştirebileceğim okumalarının yayınlanabileceği uygun bir mecrayı beklemem gerekir. İkinci hususu ise Cabrera'nın hayatına mahsus elimdeki mevcut malzemeye yaslanarak burada açma imkanına sahibim. 1954'te doğan Cabrera, 1972'de yani 18 yaşında resimle uğraşmaya başlamış. Ressam gözü onu tuvale bağladığında önce gözün hakkını doğru verilmesi gerektiğini fark etmiş olmalı ki uzun seyahatlere çıkmış. 1983'te yine Almadovar Del Rio'da karar kılmış ama sanki 20'li yaşlarında benimsediği İslam'ın maddi kültürel değerlerini keşfetmeden sükun bulmayacakmış gibi. Uzak ve Orta Doğu'ya, Mağribe ve Akdeniz Havzası'na yönelmiş. Adımlarını ve bakışlarını. Sanatçı olarak ilgileri de sanırım dönemde netleşmiş. Resim yapmakla kalmamış, heykele de el atmış, ardından şiir, deneme ve fotoğraf gelmiş ve sonrasında sanat nazariyatıyla İber İslam'ı günümüz Müslümanlarının batı ile ilişkileri ve sorunları üzerine makaleler yazmış. Mansur Escudero, Sabora Uribe, Abdennur Coca ile birlikte kısa adıyla Junta Islamica ile Helal Enstitüsü'nün kurucuları arasında yer almakla kalmamış, bu merkezin aktif yönetimine de bizzat katılarak İspanyol Federal Devleti'nce İslam'ın din olarak tanınması için yapılan müzakerelere Abdennur Coca, Abdelkerim Karasko ve merhum Mansur Escudero ile birlikte katılmış. Yine merkez bünyesinde yayımlanan Verde İslam, Yeşil İslam adlı bir dergiyi çıkartarak 5 yıl yönetmiş. Adını İspanya Müslüman Topluluğunun Belgeleme ve Yayın Merkezi olarak çevirdiğimizde faaliyet çerçevesini de öğrenmiş olacağımız merkez, Müslümanların maruz kaldıkları Katolik zulmüne dair şehadet koleksiyonunu oluşturduğu kadar İber İslamının yaşayan maddi değerlerinin tespitiyle İspanya'nın Katolik toplumu ve onun kültürü içinde Müslüman olarak yaşayabilme çabasının gereklerine de el atmış. Zikredilen çalışmaların hemen tamamında fiilen yer alan Cabrera, ayrıca Avrupa Parlamentosu için de Akdeniz Havzası sanatçılarının kültürel ve sanatsal etkileşimini sağlamaya yönelik olarak kurulan Ras El Hanut adlı proje grubuna yine aktif üye olarak katılmış. Yukarıda Cabrera'nın kompleksiz olduğunu söylemiştim. Bu özelliği sanat nazariyatına da yansımış gibi geldi bana. Zira ikona esasında sorduğum bir soruyu bu konuda çok da köşeli olmamayı salık veren ifadelerle cevapladı. Öte yandan sanat ve siyaset ilişkisine dair soruma karşılık da bunlar arasında bir ayrım gözetmediğine, yaşamakla yapmak, düşünmekle eylemek fiillerinin müşterekliğine vurgu yaptı. Benim sanatçı özgürlüğünü ve üretkenliğini korumak bahanesiyle siyasete dudak büken sinameki tiplerden hiç haz üstelik bunların güya siyasetsizlikle, sol kemalist çevreden onay almaya çalışan tipler olarak bir şahsiyetsizlik siyaseti izlemelerine de tahammül göstermediğimi bilenler, yukarıda belirttiğim hususlar esasında Haşim Cabrera'ya verdiğim önemin nedenini daha iyi fark edeceklerdir. Sanatı siyasetiyle, siyaseti sanatıyla iç içe taşıyabilen tüm canlara selam olsun. Ömer lekesiz yeni şafak